Merhabalar, bu videoda mesaj gönderme panelimizi inceleyeceğiz. İlk başta mobil IP kısmını işlemiştik, sonra kullanıcı ekle kısmını yani kullanıcı çekme kısmını işlemiştik. Ardından son olarak mesaj çek yani mesaj gönderme kısmına başlayabiliriz. Şimdi burada şifremi değiştirmiştim ben. Şifremi değiştirdim, bunu girdim. Havuzdan en sonki çektiğimiz kullanıcıları çekeceğim ve kaydet diyeceğim. Bir tane kullanıcı ekledik, 8 tane kişi ekledik. Bu kullanıcıları nasıl ekliyorsunuz? Kullanıcı adını giriyorsunuz. Ardından boşluk vesaire olmadan iki nokta üst üste koyuyorsunuz. Ardından boşluk olmadan şifrenizi giriyorsunuz. Yani kullanıcı adı iki nokta üst üste şifre şeklinde. Bunu girdikten sonra dilerseniz resim ekleyebilirsiniz. Böyle bir resim ekleyeceğim ben. Bu mesaj ekle kısmına tıklayıp mesajınızı ekleyebilirsiniz. Ben bu yazılımın reklam mesajını eklemiştim. Bu kalmış. Süre kısmından da 20 saniyede bir gönderim yap gibi süre girebilirsiniz. Ben ilk başta şöyle 3 kişi koyacağım. 3 kişiye gönderim yapmasını istiyorum. Çünkü size göstermem lazım. 20 saniye beklerse 8 kişiden dakikalar sürer ve fazla edit yapmam gerekir. Her neyse, kullanıcı adımı falan girdikten sonra kaydet deyip buradan bu ekran kapanıyor zaten. Ortadaki başlat butonuna basacağız. Fakat buna basmadan önce siz buraya 20 tane hesap eklediyseniz ve buraya 4000-5000 tane kullanıcı yani çektiğiniz kullanıcılara eklediyseniz mobil IP'yi mutlaka yapmanız gerekiyor. Baştaki videoda gösterdim. Onu yaptığınız takdirde mobil IP değiştin dediğiniz zaman sürekli mobil verinizi yenileyip IP değiştirip mesajları gönderecek. Şu anda ortadaki başlat butonuna basacağım. Ben bağlamayacağım. Çünkü şu an diğer masa üstünde işler var. Onlar halloluyor. İnternet giderse onlar da gider. Her neyse tek bir IP üzerinden yapacağım. Bu biraz riskli fakat küçük rakamlara bakarsak riskli değil. Başlat butonuna basıyorum ve sizin için bir tane Firefox penceresi açacak. Kendisi otomatik hesaba giriş yapıp mesajı gönderme çıkacak dostlarım. Gördüğünüz gibi mesaj gönderimini yapıyor. İlk mesajı gönderdi ve 20 saniye bekleyecek. Burayı hızlı bir şekilde geçeceğim fakat ekrandaki bazı bilgilerimi sansürleyeceğim. Bu konuda anlayışınızı bekliyorum. 20 saniye geçtikten sonra tekrardan mesaj gönderimine başlayacak gördüğünüz gibi. Burayı hızlı bir şekilde geçmesini sağlayacağım editle. Gönderim bu şekilde. Hani giriyor. Hesabınıza girdikten sonra mesajınızı insanlara iletiyor. Evet dostlarım, şu an gönderim tamamlandı. Tamam'a tıklayıp gönderimi tamamladım. Mesaj gönderimi de bu şekildeydi. Gayet basit, gayet hızlı. Eklediğim süreye göre hızlı değil. Siz bunu 4-5 de yapabilirsiniz. Eğer buraya 60 tane hesap girip buraya 10.000 tane kişi girdiyseniz bu süreyi 5'e 10'a da düşürebilirsiniz. 5 saniye bekleyip devam eder. Kullanıcı çekme kısmından kullanıcıları havuza biriktirip buradan kullanıcı kısmından 50 tane, 100 tane, 1000 tane dilediğiniz kadar çekebilirsiniz. Aynı şekilde havuzdan kopyala yapıştır, kopyala deyip bir tane TXT dosyasına bu kişileri yapıştırabilirsiniz ve kaydedebilirsiniz. Bu şekilde 40.000 tane çektiyseniz kullanıcı 5.000-5.000 ayırabilir, yazılıma ekleyebilir ve o şekilde gönderimlerinizi yapabilirsiniz. Yazılımın anlatımı bu kadardı. Sadece 3 videodan oluşuyor. Bundan sonraki videoda
püf noktalar olacak. Püf noktalara değineceğiz. Nasıl spam yemezsiniz? Yani spam dediğim şeyde nasıl mesaj gönderminiz engellenmez? Bunları göstereceğim. Hepinize iyi günler dilerim.